Yüzü simsiyahtı, boyu uzundu. Garibandı, fakirdi. Korumasızdı, zayıftı. İbn-i Cüd'an'ın elindeydi. Köleydi. Bir gün Resulullah İslam'ı ona anlattı ve Müslüman oldu. Aleyhisselam'ı bir tanıdı, pir tanıdı. Mekke'nin fethinde Bilal kalkar ve Medine'de ilk ezanı okur. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Son peygamber yolcu ederlerken Medine ağlıyordu. Bilal ezanı bitiremiyordu. Çünkü o vefat etmişti. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'e diyordu ki gidiyorum ben. Bilal nereye gidiyorsun? Sen gidemezsin. Sen bizi bırakamazsın. Sen peygamberin yadigarisin. Bırak beni halife. Toprağın altında Hazreti Resulullah yatarken üstünde yürüyemiyorum ben. Bırak beni halife Allah'ın aşkına. Hazreti Muhammed'e olan aşkı aynen böyleydi. Bin selam, yüz bin selam Hazreti Bilal Habeşi'ye, Bilal bin Rebaha olsun. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Bir iftar programında yeniden beraberiz, ATV'deyiz ve tabii ki Ramazan ayının artık son haftasına girdik. Tabii Bilal bin Rebaha, Hazreti Bilal'e, Peygamberimizin müezzinine Kabe'nin üzerine çıkartıp ezan okuttuğu ve böylece tabuları yıktığı o hadiseyi hiçbirimiz unutacak değiliz. Bilal'i böyle büyük etti ve Kabe'nin üzerine Bilal'i ayağıyla çıkartıp orada ezan okuttu. Hazreti Muhammed kafaları keserek, insanları öldürerek değil, insanların Allah'a olan güvenini artırarak ve Cenab-ı Allah'a sevdirerek İslam'a davet ediyordu. Bizim yapmamız gereken de herhalde bu metodla İslam'ı anlatmak ve İslam'ı kalplere yerleştirmek olmalıdır. Sevgili dostlar, bir dua ile bugün. Tabii bugün yine öğrencilerimiz var burada. Öğrencilerimizi biraz sonra tanıtacağım ben tabii ki. Bizi bugün onurlandırdılar, şereflendirdiler. Gençler hoş geldiniz, onur getirdiniz. Sağ olun, var olun. Allah'ım. Evet. Şu dua ile bugün Rabbimize, Yüce Rabbimize yalvaralım. Allah'ım sıkıntıdan sana sığınırım. Allah'ım hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım aciz durumdan, duruma düşmüş olmaktan, düşürülmekten sana sığınırım. Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım. Allah'ım yük olmaktan ve insanlara sıkıntı olmaktan sana sığınırım. Hazreti Ömer döneminde tabii ki öfkelenme diyor Peygamberimiz. Onun için öfkeden de, öfkeme esir olmaktan da, nefsimin uydusu haline gelmekten de, imanımın değil nefsimin arzu ettiğini yapmış olmaktan da sana sığınırım. Şerrin her türlüsünden, bilip bilmediğim, gelip gelmeyen her türlüsünden, aklıma gelen gelmeyen şerrin her türlüsünden sana sığınırım. Hazreti Ömer halifedir. Dünyanın en adil adamı, en güzel adamı halifedir. O halife olunca Medine Münevvere'ye sükunet gelir. Otoriter bir halife. Onun döneminde Cebele diye bir kral, bir imparator gelir ve Müslüman olur. Gelişi muhteşem olur Medine'ye girişi. O Cebele'nin etrafında bir sürü askeri, etrafında bir sürü ona ait olan kişiler, korumalarıyla, askerleriyle, kavmiyle, aşiretiyle Cebele bin Eyhem girer ve Hazreti Ömer'in yanına gelir ve der ki ben Müslüman oluyorum. Hazreti Ömer hayli sevinir. Çünkü son derece etkili bir adamdır Cebele. Bir devletin kralının gelip Müslüman olmasına benzer bu iş. Düşünün mesela bir ülkeden bir kral geldi Türkiye'ye ve dedi ki ben Müslüman oldum. Benim Müslümanlığımı kabul edin dedi ve Türkiye'ye yanındakilerle beraber, sevdikleriyle beraber, askerleriyle, bütün kavmiyle beraber Türkiye'ye yerleşti. Böyle düşünün. Cebele de öyle birisi. Bir gün Kabe'ye gitmek ister Cebele. Son derece ihtişamlı giyinir. Böyle elbiseleri, atının özengisi, devesinin etrafındaki eşyalar muhteşem. Çünkü kral netice itibariyle bir imparator. Cebele Kabe'nin etrafında tavaf eder. Hacı olarak. Tavafı yaparken bir ara oraya gelmiş olan bir Müslüman farkında olmadan Cebele'nin ayağına basar ki
Kabe'nin etrafında bu tür olaylar mutlaka olur. Çünkü 1 milyon insan bir anda dönüyor. 300-500 bin insan bir anda dönüyor. Kontrol edemezsiniz. Değebilirsiniz. Omuzunuz değer, ayağınız değer, 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 değer. Birisi de Cebele'nin ayağına basar. Cebele birdenbire hızla döner ve buna tokat atar. Kabe'de tokat atılır mı? Hiçbir yerde tokat atılmazdı. Hele hele Kabe'de. Her günahın kat kat katlandığı cezasının, her sevabın kat kat katlandığı bir yerde tokat atılır mı? Cebele bin Eyhem tokatını atar ve der ki defol buradan der. Dua et ki Kabe'deyim yoksa seni öldürürdüm kılıcımla der. Kebkibir, enaniyet, kendini büyük görme, insanları küçük görme düşün. Ve insanları kendisinden aşağı görme anlayışı. Cebele'ye hakim. Bu adam tokatı yiyen, farkında olmadan ayağa basan adam Hazreti Ömer'e gider, Medine'ye döndüğünde der ki efendim der, belki haddim değil ama eski kral Cebele bin Eyhem'i şikayet ediyorum. Çünkü ben onun ayağına bilmeden bastım. O bana tokat attı hem de Kabe'de. Beni rencide etti. Bana ağır kelimeler söyledi. Hatta beni öldüreceğini söyledi. Hazreti Ömer öyle mi oldu dedi. Evet efendim öyle oldu deyince bana Cebele'yi çağırın dedi. Cebele de Medine'ye gelmiş. Cebele yine ihtişamıyla, üzerinden dökülen o cübbesiyle, muhteşem sarığıyla, hançeriyle beraber etrafındaki adamlarla Hazreti Ömer'in halifenin huzuruna çıktı. Hazreti Ömer dedi ki Cebele, sen ayağına bilmeden bastığı için ve özür dilemesine rağmen sen birine tokat atmışsın, doğru mudur? Evet dedi ey halife. Dua etsin ki başını koparmadım ben, sadece tokatla yetindim. Eğer Kabe olmasaydı başını koparırdım onun. Hazreti Ömer döndü ki ve dedi ki Cebele ne oluyor sana dedi. Hala krallık rüyaların mı depreşti? Hala krallık rüyalarında mısın sen? Sen Kabe'nin huzurundasın ve sen bilmeden sen ayağına basmış olan bir Müslümana, bir insana tokat atıyorsun Cebele. Cebele burası Medine. Sen Müslüman oldun. İslam eşitliği ifade eder, özgürlüğü ifade eder. Sen o adamdan üstün değilsin. O da senden üstün değildir. Ama ben kralım. Eskiden kraldın veya kral ol. İslam'a girdikten sonra sıradan bir adamsın Cebele. Etrafındakiler de sıradan insanlar olduğu gibi. Herkes muhterem ve şereflidir. Bir insana Kabe huzurunda tokat atamazsın. Der Cebele şaşırır. Hazreti Ömer adama kalk der ki tokat yiyene kalk ve şu kendi kibirli adama, kendini kral zanneden adama bir tokat at bakayım. Kısasa kısas. Cebele şaşırır. Ömer der ben ama ben der. Ben büyük adamım. Cebele sen zalim, sen küçük adamsın. Bu adam senden hakkını alacak, sonra benim yanımda kıymetli olursun. Cebele telaşlandı, tokatı yiyecek. Ne olur dedi, bir gün bana müsaade, ben bu adamla anlaşayım. O zaman bu adamı tatmin et. Bu adam ceza, eğer iddiasından vazgeçerse seni affederim. Yoksa bu adam seni halkın önünde, herkesin önünde tokatlayacak Cebele. Karar senindir. Cebele bin Eyhem o gece Medine'den kaçtı ve İslam'dan çıktı. Ve gayrimüslim olarak yaşadı. Hazreti Ömer'in adilane hareketine dayanamadı ve rezil olmamak için kaçtı ve İslam'dan çıktı. İslam böyledir. Beyazdır, siyahtır, kırmızıdır, mavidir, zencidir, beyazdır, şudur, budur. Bakmaz ona. Herkes anasından hür doğdu ve herkes eşittir. Selam olsun Hazreti Cebele'ye diyorum. Selam olsun Hazreti Ömer'e ve selam olsun Cebele'ye dersini bildiren Hazreti Ömer'e. Hemen hızlı bir şekilde vaktimiz hızlı geçiyor. Delikanlı hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Hocam benim sorum şu. Hadisleri inkar etmenin hükmü nedir? Bazı hocalar inkar ediyor. Bunu merak ettim. Tabii çok geniş bir konu aslında. Ben dosya doğrularda, Kur'an sünnet programlarında bunları hep anlatıyorum. Hadislerin tümünü inkar eden kişi, yani herhangi bir hadisi değil. Şu hadis bana göre problemli ya raviler açısından veya metin açısından problemdir derse o tartışılabilir bir konu. Oturup konuşuruz tabii ki ama hadislerin tümünü, yani peygamber hiç konuşmamıştır, peygamber hiçbir hüküm getirmemiştir diyen bir insan dinle irtibatı kesilir tabii ki. Hadisi kökten temelden inkar edemeyiz. Çünkü hadisler Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır, tefsiri mahiyetindedir. Biz onları inkar ettiğimizde namazsız kılacağımızı bilemeyiz. Çünkü namazın, diyelim ki mesela biraz sonra kılacağımız akşam namazının 3 rekat olduğunu hadisler bildiriyor, Kur'an-ı Kerim bildirmiyor. Kur'an-ı Kerim
İkindi namazın 4 rekat olduğunu söylemez. Öğlenin 4 rekat olduğunu söylemez. Namaz kılın der sadece. Gecenin 2 ucunda, gündüzün 2 ucunda, orta sırada namaz kılın der ama 5 vakit namazı bile Peygamberimiz bize emretmiştir. Allah'tan aldığı bilgileri bize aktarmıştır. Ve biz ona göre namaz kılıyoruz. Bütün detaylar Hazreti Peygamber'in anlatmasıdır. Bu nedenle biri kalkar da hadislerin tümünü inkar ederse peygamberi de inkar etmiş gibi olur. Sağ olun hocam. Ama falanca hadis zayıftır der, o tartışılabilir, ayrı mesele. Teşekkür ederim. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra hep beraber amin diyeceğiz efendim. Selamıyla sizi selamlıyorum. İstanbul ezanı için 2 dakikamız var. Bu 2 dakikamızı dua ile karşılayalım. Ama ezandan sonra programımız devam edecek. Gençlerimizin soruları var. İmam Hatipli gençlerimizin. Bakalım bize ne soracaklar. Cevaplarını vermeye gayret edeceğim inşallah. Amin. 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 Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamine verhamil fukara vel mesakin. Allah'ım ellerimizi sana açtık. Bu mübarek günde ve Ramazan ayının son haftasında Leyle-i Kadri içinde bulunduran bu gecelerde sana ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Rükûmuzu kabul eyle. Secdemizi kabul eyle ya Rabbi. Zikrimizi kabul eyle ya Rabbi. Kıraatimizi kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Çünkü Müslümanın niyeti ibadetinden çok daha önemlidir. Ya Rabbi bütün niyetlerimizi senin rızan eyle ya Rabbi. Senin yolundan bizi geri çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi senin birliğine iman ettik, imanımızı kabul eyle. Ya Rabbi son peygamber Muhammed Mustafa Efendimiz'e iman ettik, peygamber olarak kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kitabına, Kur'an'ına iman ettik, kabul eyle ya Rabbi. Bizlere 5 vakit namazını doğru düz kılabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri yetiştiren, bizlere emek veren, bizleri bu noktaya getiren, ilk bizim kulağımızı ezanı ve kameti okuyan ve okutan bütün büyüklerimizden razı ol ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ölmüşlerse onları cennete al ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Yok yaşıyor iseler ömürlerini uzun eyle ya Rabbi. Bereketli eyle ya Rabbi. Annelerimizden, babalarımızdan razı ol ya Rabbi. Onlar bizi yetiştirdiler. Sen de onlara merhamet eyle ya Rabbi. Aç kaldılar bizi doyurdular. Uykusuz kaldılar bizi uyuttular. Ya Rabbi bu kereminden sen de onları nasipdar eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip eyle ya Rabbi. Bizi şerle, kötülerle, nefsimizle, düşmanlıkla, kötü insanlarla imtihan etme ya Rabbi. Şu gençlerin, evlerindeki gençlerin herhangi birisi hangi sonucu arzu ediyorsa, hangi mesleği arzu ediyorsa ve onun için hayırlıysa nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü niyetiyle Allah razı olsun. Fatiha. Efendim ezanımızı dinliyoruz. Ezandan sonra kısa bir ara. Aradan sonra buradayız ve sorularınızı cevaplandırmaya gayret edeceğim inşallah. Sizi selamlıyorum ve programımızın 2. bölümüne başladık. Hiç vakit kaybetmeden bu arada misafirlerimiz, konuklarımı söyleyeyim. Efendim İzzet Ünver Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri bugün bizi şereflendirdiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Evet teşekkür ederim. Bakalım İmam Hatipliler bize ne soracak? Neyi merak ediyor gençlerimiz? Benim de bir zamanlar sıralarından geçtiğim okullardır İmam Hatip okulları. Bakalım gençlerimiz ne soracaklar? Nereden başlıyoruz? Sizden. Buyurun. Hocam selamünaleyküm. Merhaba, aleykümselam. Hocam olan bir şeyi anlatmak, doğruları söylemek dedikoduya girer mi? Olan bir şeyi söylemek eğer kötü bir şeyse tabii dedikoduya girer. Zaten eğer olmayan bir şey söylerseniz iftiraya girer. Olan şeyi arkasında mesela bir arkadaşınızın diyelim ki ne diyelim çok uyuyor. Çok uyuyor diyelim. Doğru ama sürekli her yerde o çok uyuyor, çok uyuyor, çok uyuyor, çok tembel. Bunu yüzüne söylediğinizde eğer rahatsız olacaksa arkasından söylemeniz dedikodu yani gıybet olmuş oluyor. Ama onda olmayan bir özelliği söylerseniz mesela uykucu değil diyorsun ki çok uyuyor. Doğru söylemiyorsunuz bu sefer iftiraya girmiş olursunuz. Onun için وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَ اَخ۪ي مَيْتًا Hucurat suresinde
birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet yapmanız bir insanın etini yemek gibidir diyor. Kimin gıybetini yaparsan onu yemiş gibisin. Yani yer misin diyor. O ne diyor, tiksindiriz mi? O zaman yapma diyor. Tamam. Teşekkür ederim. Hanımefendi buyurun. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Aleyküm. Hoş bulduk. Ben sokak fotoğrafçılığı ile ilgileniyorum da bunları sosyal medyada paylaşma gereksinimi duyuyorum ve farklı mecralarda. Ama bunları habersiz bir şekilde paylaşıyorum ben. Hani şahıslardan izin almak bazen zor oluyor, bazen alamıyoruz fotoğrafa bakmak amacıyla. Bunun doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle, mesela fotoğraf sosyal medyada veya normal hayatta diyelim, siz hayvanların fotoğraflarını çektiniz. Bir kedi, bir köpek eziyet görmüşler, yaralanmışlar. Dün gece konuştum ben. Kedilerin kuyruklarını kesiyorlar. Bu dehşet verici bir şey. Ben merak ettim ve sorguladım. Yani niçin kedilerin kuyruğunu kesiyorlar bunlar, bu tür insanlar? Meğer patilerini ve kuyruğunu kesiyorlarmış büyü yapmak için. Evet öyle, yani bu çok örnekli geldi bize ve bundan son derece tiksindik ve rahatsız olduk. Yani bu hayvanlara bu eziyetler, yani ne günahlar var bu hayvanların? Hangi büyü kedi kuyruğuyla bozulur veya hangi büyü kedi kuyruğuyla yapılır? Yani Allah aklı da mı almış bu insanlardan, anlamak mümkün değil. Eziyet o. Çünkü aynı eziyetin karşılığını ahirette Allah onlara çektirecek. Şimdi mesela bu acıları resmetmenizde problem yok. Çünkü bir sıkıntıya engel oluyorsunuz. Ama bir insan eşiyle beraber yürüyor diyelim. Veya bir anormal durumu oldu, ayağa kaydı, düştüm. Siz tam o anda yakaladınız, tabii ki doğru değil yayınlamak. Çünkü niye, başkasının hukuku var orada. İzin isteyeceksiniz, izin aldığınızda yaparsınız. İzin verdiği kadarınca. İzin vermediğinde yaptığınızda günaha girmiş olursunuz. Hem gıybetini yapmış olursunuz hem de onu istemediği bir şekilde lanse etmiş olursunuz. Bu sefer mesela buzda kayarken çektiği resmini, adamın adı ne olacak? Mahallede buzda kayan adam olacak. Bütün hayatı boyunca o buzdan kayan adam cümlesinden kurtulamayacak. Buna hakkımız yok tabii ki. Çok teşekkür ederim. Aykırı bir soruydu, güzeldi yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür farklı ederim. Sorular sorun istiyorum yani. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. Merhaba kızım, iyi akşamlar. Olumlama ile hayatımıza istediğimiz şeyleri çekmek günah mı? Bir daha söyle. Olumlama ile hayatımıza çekmek yani istediğimiz. Yani uğurlu saymakla değil mi? Uğurlu sayı, olumlamalar, anladım. Pozitif şeyler. Bunlar bence bunlar sonunda takıntıyı getirir. Yani olumlama veya işte belli sayılar üzerinde bu işi ritüeller yapmak vesaire gibi şeyler ileride insanı üzebilir. Çünkü sonuç alamayabilirsiniz. Bunlara ihtiyacımız yok. Yogaya ihtiyacımız yok, namaz var nasılsa. Yani namaz yoga olsun diye yapılmıyor. Ama yoganın içinde barındırdığı şeyler orada var. Efendim meditasyona gerek yok. Bizde kalp rabıtası var. Gözünü yumarsın, Kabe'yi düşünürsün, Medine'yi düşünürsün. Onların hiçbirine ihtiyacınız yok. Ritüelleri de, bu tür şeylere de ihtiyaç yok. Dua edersiniz. Hani kainata enerji gönderebilir miyim? Dua gönderirsin. Enerjiden çok daha dokunulur bir şey. Bir de Allah'ın kabul edeceğim dediği bir eylemdir dua. Öteki enerji nereye gidiyor, nereye takıldı, nereden geldi, nereye gelecek onu bilmek zor. Onun için ondan uzak durun. Çünkü ileride sizi sıkıntıya sokabilir. Yani vesveseye itebilir sizi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Akika kurbanı diye bir kurban var. Onu hemen Ramazan ayında ne çok şey anlatabiliriz diye bir şeyimiz oluyor. Telaşımız oluyor. Bir bilgi daha aktarabilir miyiz diye. Bu aralarda hemen. Gençler, akika kurbanı. Bir evlat dünyaya geldiğinde baba ve annenin Allah'a şükür niyetiyle fakirler yesin, dua etsinler diye kurban kesmesi demektir. Farz değildir ama yapılırsa iyi olur. Akika kurbanı keçidir, sığırdır, mandadır, koyundur, hepsinden olabilir. Efendim kaçıncı gün yapılmalıdır bu? 7. günde de çocuk doğdu ya, 7 gün sonra da, 15 gün sonra da, 1 ay sonra da, 5 yıl sonra da kesilebilir. Çocuk erginlik çağına gelinceye kadar akika kurbanı kesilebilir. Ama diyelim ki aile bugün ilk kez benden duyuyor böyle bir kurbanın olduğunu. Çocukları da 20 yaşına geldi, daha çocuk değil, bebe değil artık. Kesebilirler mi? Kesmeleri doğru değil. Satın alıp tümünü birine hibe etmeleri gerekir. Çocuk erginliğe geldikten sonra satın alacaklar. Çocuk esirgeme kurumuna, işte yaşlıların bulunduğu Darul Aceze'ye veya Kur'an kursuna veya belli bir yurda, yani güvenilir bir yere hibe ederler, onlar keserler, etini yerler, dağıtırlar. Akika kurbanının etinden aile yiyebilir mi? Adak kurbanı gibi değil, yersiniz. Mesela adak kurbanı kestiniz, dediniz ki Allah'ım benim bu işim olursa
senin için kurban keseceğim. Üniversite kazansam diyelim ki kurban keseceğim ben dediniz. Bunun etinden yiyemezsiniz. Babanız, anneniz yiyemez. Dedeniz, dinleniz yiyemez. Sizin çocuklarınız yiyemez. Çocuğunuz varsa, torununuz varsa. Ama kardeş, amca, hala, dayı, teyze yiyebilir. Sakıncası yok. Akika kurbanı paylaşılabilir. Yemek yapılıp dağıtılabilir. Pilavla beraber dağıtırsın mesela. Bulgurla beraber dağıtırsın mesela. Veyahut da etini birer kilo halinde, ikişer kilo halinde dağıtabilirsiniz. Akika kurbanı önemliydi. Onun için hemen söyleyeyim dedim. Kızım buyurun. Hocam iyi günler. Hoş geldin. İyi günler. Hoş buldum. Yanaşır biraz ağzına. Tamam. Gayrimüslim bir arkadaşımızı büyü ya da ritüelle Müslüman yapmak günah mı? Yok. Akılla Müslüman edin. Yani anlatarak Müslüman edin. Ahlakımızla Müslüman edelim onları. Değil mi? Yani güzel ahlakımızla, benzeri şeylerle. Yani inşallah ben onu Müslüman ederim diyerek İslam'ı anlatmak lazım. Ben burada... Söyle. Ama hocam nasıl desem böyle İslam'a baya şey yani. Nasıl desem? Düşman mı? Evet. Allah akıl versin. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Bu nedenle de ona yardımcı olacağız. Onun o sapkınlıktan, sapıklık demiyorum, saplantıdan yani. O saplantıdan onu kurtarmaya çalışacağız. Ona hidayet ver Allah'ım diye dua edeceğiz. Ona ahlakımızla hareket edeceğiz. Yani haramı yemeyerek, kul hakkı yemeyerek bunları anlatacağız. Başkasının malına mülküne göz dikmeyerek, düşmüş olan insanlara yardımcı olarak, insanları küçümsemeyerek, kibirle hareket etmeyerek onu etkileyeceğiz. Zaten dinin özü bu yani. Ahlakımızı etkilersek şayet bir müddet sonra o ön yargıları kırılır, İslam'a yanaşır, sen de onu kazanırsın. Ama ritüeller şunlar bunlar faydası sağlamaz. Bu yani bir netice alamazsın onunla. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hanım kızım. Kızım buyurunuz. Aleyküm hocam. Hoş geldiniz. Benim sorum bir kadının aile içindeki her şeyini bir başkasına anlatması doğru mu? Tabii ki doğru değil. Yani ailenin sırları vardır. Hatta karı koca arasında olan bazı sırlar vardır ki ailenin diğer fertleri bilmemesi lazım. Yani karı koca çok özeldir yani mesela. Yani hatta bazen insanın eşi, kocası veya karısı babasından daha özel olabiliyor. Yani netice itibariyle babanın sizin hakkınızda bildiği şey sınırlıdır ama yarın evlendiğinizde eşiniz ile her şeyi paylaşırsınız. Bu nedenle de sırları anlatmayın. Aile içindeki sırlar çıkmamalı ama çok anormal bir durum varsa, polisiye bir durum varsa, gayri ahlaki bir durum varsa aile veya işte neyse çevre içinde o zaman tabii ki uygun olan yere anlatılır. Çevreye değil o da. Uygun yere anlatılır ki sonuç alınsın veya tedbir alınsın. Evet, hoş geldiniz. Evet, hocam iyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Şöyle bir şey diyorum. Mevta öldükten sonra başına su dökerlermiş, kalkarmış. Yatsı kafasını tahtaya vurmuş. Doğru mu hocam? Böyle bir şey var mı? Yani öldükten sonra su dökerlermiş toprağa. Mevta öldükten sonra değil, adam öldükten sonra. Mevta zaten ölmüş. Kafasını vurmuş yani. Sana takılmak istedim onun için. Evet hocam. Şimdi şöyle, o sen anlattığın başka bir şey. Yani adam öldü ya, onu yıkadık, kefenledik, mezara gömdük. Bizi gömecekler. Herkes gittikten sonra sorgu melekleri gelir. Evet. Derler ki Rabbin kim? Diyor ki Peygamberimiz onları oturturlar, ölüyü oturturlar. Ama ölüyü oturtmak yani fiziki olarak oturtmak değil. Evet, rüyada hani oturursunuz ya, rüyada oturmanız gibi yani. Ama uzanıyorsunuz ama oturmuş oluyorsunuz. Veya koşuyorsunuz ama uyuyorsunuz neticede. Su dökerlermiş de başını yani. Yok, su dökmeye gerek yok. Yani suyu biz döküyoruz. Evet hocam. Döküyoruz ki su niye dökülür mezara? Evet. Su mezara ölü yenik gömüldükten sonra su dökülür ki toz ve kalkmasın bir de mezarlık otursun yerine diye su dökülür. Su dökülür ki toprak bütünleşsin. Ölü kalkar ama manevi olarak kalkar. Ve ona Allah Rabbin kim, peygamberin kim, kitabın kim orada zaten. O tahtaya değer dedikleri o işte. Yoksa tahtaya değmiyor. Tamam hocam. Peki vaktimiz doldu, kusura bakmayın. Daha çok dinlemek isterdim. Efendim vaktimiz şu anda doldu. Teşekkür ediyoruz. Saat 02.30'da sahurda canlı yayındayız. Sahura bekleriz sizi. Teşekkür ediyoruz. Bugün bizi onurlandırdınız. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim.